bir bağlantıyla devam edeceğiz. Dünyada her geçen gün sayıları artan büyük bir kitle var. Kimden söz ediyoruz? Ev gençleri. Onların adı ev genci. Eğitim hayatları sona ermiş ama çalışmaya başlamamış ya da herhangi bir alanda staj görmeyen gençler. Yani kısacası onlar ne öğrenciler ne de çalışan. OECD verilerine göre dünya çapında sayıları hızla artıyor ve Türkiye'de de durum çok farklı değil. Üstelik pandemi süreci ev genci olarak nitelenen bu kitlenin daha da artmasına neden oldu. Şimdi eğitim danışmanı Ümit Ünker konuğumuz oluyor. Ümit Bey günaydın. Hoş geldiniz kahvaltı haberlerine. Günaydın Hilal Hanım, günaydın merhabalar, hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Dilerim siz de iyisinizdir. Hemen en çok merak ettiğimiz konuyla başlamak istiyorum. Öncelikle kimdir bu ev gençleri? Çok teşekkür ederim bu konuya özellikle dikkat çektiğiniz için. Ev genci diye tabir edilen bu konu aslına bakarsanız NEET şeklinde, kısacası NET ismiyle tanımlanan dünyada bir tabir. 15-29 yaş aralığında ne eğitimde, ne istihdamda, ne de herhangi bir staj programında yer almayan genç kitleye deniyor. Enteresan. Peki sayıları da günden güne artıyor. Neden artıyor? Hiç kuşkusuz pandeminin etkisi de vardır. Evet, araştırmalar bize şunu gösteriyor ki pandemiyle beraber bu oran arttı, ancak enteresan bir şekilde mevcut iş olanaklarını çok beğenmeyen, bu iş olanakları çerçevesine baktığımız zaman kendi network'ünde bir iş bulamayacağını düşünen, herhangi bir iş aramaktan vazgeçen, ortaokuldan sonrasında okula devam etme isteğinde bulunmayan ve evde ev halkı ahalisinden geçinen genç kitleden bahsediyoruz. Bu kitle de şu anda Türkiye'de oldukça fazla bir sayıda, yaklaşık 6 milyon kişiyi buluyor. OECD ülkelerine baktığımız zaman da bu oranda Türkiye maalesef birinci sırada. Maalesef diyorsunuz değil mi? Bu iyi bir şey değil yani. Peki internet ve dijital dünya bu kesim için ne gibi olanaklar vaat ediyor? Ya da şöyle sorayım, bu olanaklar yeterli mi tüm bu gençler için? Aslına bakarsanız sadece internet ya da sosyal medya yeterli değil tabii. Dünyada bu OECD ülkeleri arasında biz birinci sırada olsak da aslında ikinci sırada da İtalya geliyor %23.8'lik bir oranda. %13.7 oranında Almanya takip ediyor bu süreci. Yani bütün dünyada bu ev genci tabiri çok yoğun bir şekilde var. Mesela ülkelere baktığımız zaman Finlandiya'da belediyeler bazında herhangi bir şekilde ev gençlerine proje üreten belediyeleri Finlandiya devleti destekliyor. Portekiz özel iş olanakları ya da özel sektörle kamu işbirlikleri olanları destekliyor. Almanya'da işte genç işsizlik istihdam noktaları var. Hollanda'da akrandan akrana destekliği çok güzel bir program yapılmış. Yani aynı genç kitlenin çalışan tarafı mentorluk yapıyor çalışmayanlara. Sosyal medyaya baktığımız zaman da özellikle gençler sadece kendi çevresinden herhangi bir şekilde akrabalarından iş arama eğilimindeler. Aslında internette çok yoğun zaman geçirdikleri için iş dünyası alanında çok önemli platformlar var. Ya da işte Instagram vesaire gibi platformlarda para kazanma özellikleri aktif artık. Kendi özelliklerini, yaptıkları uygulamaları paylaşabilirler. Herhangi bir şekilde orada sosyal medya paylaşımlarının üstünden para kazanabilirler. Sürdürülebilir olması için kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu anlamda da Google'da başta olmak üzere birçok platformda ücretsiz eğitimler alıp bu ücretsiz eğitimlerle kendi kalifikasyonlarını yani yetkinliklerini arttırabilirler. Tabii sosyal medya ya da internet çok fazla bir şekilde olanak sağlasa da Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman devletimizin de özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda NET programını yani ne evde ne istihdamda ne de herhangi bir stajda bulunan gençleri destekleme hibe programı teklif çağrısında bulundu. Bu noktada sadece İşkur'a başvurmak yeterli değil Hilal Hanım. Yani sadece İşkur'dan bir şey beklemek de yeterli değil. Meslek liselerinin daha fazla bizim teşvik ediyor olmamız lazım. Meslek kurslarını daha fazla duyuruyor olmamız lazım. Gençlerimiz de internette geçirdiği zamanı daha kaliteli geçirmesi noktasında internette doğru araştırmalar yapması lazım. Online eğitimler şu an çok revaçta ve çok kolay ulaşılabilir şekilde. Burada sertifikasyonlarını arttırıp kendi yetkinliklerini arttırdıktan sonra LinkedIn ya da buna benzer platformlarda çok kolay iş bulmaları sağlanabilir. Ya da mentorluk programları alabilirler. Böylelikle dünyada iyi örnekleri olan ülkelerin yaptıklarını biz de yapabiliriz. Çünkü gerçekten çok önemli bir kitleden bahsediyoruz. Bu kitle değer üretmeli, istihdama katılmalı. Onlara sorulduğunda iyi olma durumu, well-being diye tabir edilen bu iyi olma durumunda ilk istedikleri şey iyi bir iş bulmak. Dolayısıyla onlara iş bulabilme olanaklarını çok açıyor olmamız lazım. Ben tekrar dikkat çektiğiniz için son derece teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Yani aslında sizin söylediklerinizden çıkardığım şu, evet internet kullanılmalı ama belki de kendi
özel şahsi tutkumuzu bulabilmek için kullanılmalı. Ha tabii ki internet üzerinden de hani tutkusunu gerçekleştirebilecek bir kitle vardır. Ama pasta o kadar da büyük değil ve belki de bu pastadan yemek isteyenlerin çoğunun da amacı birazcık rahat para kazanmak olabilir mi? Kesinlikle katılıyorum size. Kolay para kazanmak ya da işte bu dünyada popülerizmde çok fazla internette YouTuber olmak ya da buna benzer platformları kullandığında milyon dolarla kazanmak gibi böyle basılan bir şey var ama öyle değil. Ülkeden ülkeye de değişiyor. Mesela ben şöyle araştırmalarımda ve okumalarımda görüyorum ki Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde süt üreten bir genci düşünelim. İstanbul'daki, Ankara'daki yani büyük şehirlere bunu satabilir. O yüzden satış, pazarlama, yönetim, liderlik gibi eğitimlerle kaslarını açabilir. COSGAP destekli, Avrupa Birliği fonları destekli kurslara yazılabilir. Mesela enteresan bir şey var. Gençlerin %70'i, kadınların da %57'si kendi işini kurmak istiyor. Evet. Bu çok önemli. Dolayısıyla girişimciliği destekliyor olmamız lazım. Çalışan kitleye, gençlere baktığımız zaman da onlar da kurum içi girişimci olmak istiyor. Hı-hı. O da çok kıymetli bir şey. Şimdi Türkiye'de çalışabilir 15-24 yaş aralığına baktığımız zaman oran %26. Yani çok büyük bir kitle aslında evde ve potansiyeli kullandığımızda inanılmaz bir şey. Mesela siyasi partiler de bunu gündemlerine almalı Hilal Hanım. Yani kesinlikle. Seçim kampanyalarında dahil olmak üzere bütün süreçlerde bu gençlere doğru yönelimde bulunmalı. Çünkü bunlar bir süre sonra hatta bu seçimde oy kullanacaklar. Bunlar evet. Çok kıymetli konular. Kesinlikle. Onlara istihdama katılım ve kendilerini iyi hissedebilmeleri, değer üretebilmeleri için programlar geliştirmeliyiz. Benim böyle bir derdim var ve mümkün olan her platformda bunu anlatmaya, bunu göstermeye çalışıyorum. Böyle baktığımız zaman erkeklerde, net oranındaki erkeklerde %18,3'lük bir oran, kadınlarda maalesef Hilal Hanım %34'lük bir oran var. Yani genç kadınlarımız daha çok evde ve daha çok staj programlarına, işe ya da eğitime katılmıyorlar. O yüzden pozitif ayrımcılıkla kadınlara daha fazla destekliyor olmamız bizim yararımız olacak. Peki. Eğitim danışmanı Ümit Ünker, çok teşekkürler. Anlattıklarınız çok kıymetliydi. İyi ki katıldınız yayına. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.